Sayın Avşar hem konuşulanlarla ilgili sizin eklemek istediklerinizi alalım. Hem de bilmiyorum son bu Türk Eğitim Sen'den gelen açıklamayla ilgili belirtmek istediğiniz varsa dinleyelim. Buyurun. Birincisi son açıklamayla ilgili şunu söyleyeyim. izah etmiştim. Zannediyorum anlaşılmadı. Şimdi siz e, yüksek e, mahkemelerde e, mürafa diyoruz biz buna. Orada e, duruşmalara katılırsınız. Ya da Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nda olduğu gibi e, bir inceleme yapılır. Ve kararların sonucu taraf vekillerine veya taraf asillerine söylenir. Bizim yargımızdaki en büyük e, eksikliklerden birisi mahkemeler... E, ...yerel mahkemeler duruşmalarda kararı verdiğinde karar gerekçesine atıfta bulunacak ön metni duruşma zaptına yazar. Ama yüksek mahkemelerde orada verilen kararın onama veya bozma yönünde olduğu bildirilir, karar sonradan yazılır. Dolayısıyla bu şu spekülasyona da neden olur e, ki böyle kamuoyunu çok ilgilendiren davalarda kararın metni yazılırken toplumun vicdanına yönelik karar metninin sonucunu onamayı veya bozmayı değiştirmeyecek ibarelerin yer almasına da imkan tanır. Burada yönetmeliklerin iptalinde birinci derece mahkemelere yani yerel mahkemeye müracaat edilmez. Danıştay'ın ilgili dairesi ilk derece mahkemesi gibi bu dosyaya baktığı için 8. Daire'nin verdiği karardan sonra Dava Daireler Kurulu'nun baktığı süreç bir temiz sürecidir. Dolayısıyla tekrar bu dairesine döndükten sonra karar düzeltme talebinde davacı bulunabilir. Tamam. Fakat bu hukuki süreçle ilgili bir kısım ama kamuoyunu ilgilendiren sizin de programın başında belirttiğiniz soru şu. Diyorsunuz ki yani Sayın Devlet Bahçeli Danıştay'a neden bu kadar... Ee, bana göre ağır olan cümlelerle sizin ifadeniz bu değildi. Bunu yöneltti. Yani Danıştay'a diyor ki Sayın Devlet Bahçeli sen bu bombayı bu pimi niye ortaya şimdi attın diyor. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir siyasi parti genel başkanı ve devlet bey gibi en tecrübeli olanlardan birinin eleştirmesi gereken nokta şu. Ya yargı niye bu kadar uzun? Ta 2013'ten beri gelen süreç Ta 2021'e gelmiş. Neden böyle? Bunu eleştirmek yerine... ...aradan temiz sürecinde... 2 yıl geçtikten sonra Danıştay ne yapacak? Beş yıldan bekleyecek? Bir karar verecek. Zaten karar vermesi sürecinde de... ...yargıya bir müdahale olduğu kanaatini yaratan bir durum var. Yani... asgari toplanma sayısındaki... ...üye sayısındaki 15 üyeden 7'si... ...değiştikten sonra karar veriyor. Devlet Bahçeli'nin eleştirmesi gereken bu. İki... Sanki Danıştay'daki üyeler oturuyorlar. Diyorlar ki ya andımız okunmasın. Yani devletin bir uygulamasına yani daha doğrusu hükümetin bir uygulamasına sanki Danıştay karar veriyormuş gibi. Hayır. Tekrar altını çiziyorum. Bu yönetmeliği çıkartan 2013 yılında bu hükümetin bakanı ve zaten önceki bakanı da Melik Bey açıklama yapmış. Demiş ki o bakan benim görev sürem bitti. Yoksa ben yapacaktım. Evet, evet. Dolayısıyla buradaki konu Sayın Devlet Bahçeli'nin veya siyasilerin ve veya kamuoyunun muhatabı, andımızın kaldırılmasındaki muhatabı hükümet. Ve bakın bu davada 8. Daire 2018'inde andımız okutulsun diye sonuç doğuracak karar vermesine rağmen buna itiraz edip bunu temize götüren de bu hükümet. Şimdi dolayısıyla burada bir cambaza bak olayı var. Yani burada döneminde açık net bir şekilde ifade ettiğim gibi o tarihte 2011, 2012, 2013 yılında barış süreci denen süreçte demir taşın talebi veya o da dönemki siyasi talebi üzerine gelen bir şey. Sadece bir de bu konuda andımız değil. Bakın Tarihteki tüm devletlerde Osmanlı İmparatorluğunda ve Cumhuriyet kurulduktan sonra her devletin nişanları vardır. Ve bu nişanlar o devletin kuruluşuna atıfta bulunur. Biz madalyalarımızdan, biz bu nişanlardan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu, Cumhurbaşkanı, kurucu liderinin amblemini, suliyetini kaldırıyoruz. Bakın bu biraz evvel Melik Bey'in bahsettiği bakan döneminde 4 artı 4 artı 4 denen bir uygulama geldi. Bakın o bakanın açıklamalarından birini hatırlayın. Biz Milli Güvenlik Kurulu'nun FETÖ ile ilgili mücadele kararını sümen ettik diyen bir bakan. Ve o dönemden beri hatırlayın. 19 Mayıs kutlamalarının özellikle 19 Mayıs'ın kutlamalarının nasıl ötelendiğine bakın. Bakın bu ülkede geçen sene 19 Mayıs'ta hadif pandemi vardı. Ondan öncekinde ve pandemi sürecinde siyasi partiler binlerce kişiyle kongrelerini yaparken 19 Mayıs bak 102. yılı gelecek önümüzde göreceğiz. 19 Mayıs'ın ne duruma getirildiğini 23 Nisan'ın dönemin FETÖ uygulamalarıyla amacından nasıl çıkartıp Dil Bayramı kutlaması altında 23 Nisan'ın kutlanmasının nasıl ötelendiğini 30 Ağustos'u 29 Ekim hatırlayın. Burada şunu görmek zorundayız. Hiçbiri, bakın hükümet bununla mücadele yani, Yendok, etmekte Cumhuriyet Eksik Bayramı, Zafer Bayramı burada burada, burada, şuna bakmak zorundayız. Yani bu, bu ben bu, bu bakın sizin yani. konuşmanıza hiç hiç müdahale Yo, etmedim. Yo çok müdahale tip, olur mu canım? Ben, ben bir baba dedim şey diye dediğiniz gibi cevap, bir çok laf söylediniz. Bakın olur mu? Bakın, Kaç kere müdahale ettiniz? Hatta baş, ben dedim ki, niye müdahale ediyorsunuz? Peki, ben bakın, size müdahale edeceğim size. Tamam buyurun Ömer Bey. Şimdi bakın Başak Hanım. Hükümet Türkiye Cumhuriyeti Devleti kavga edenlerde, müc edenlerle mücadelede eksik kalmıştır. Bunun kısa tarihte yaşadığımız iki tane somut örneği var. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat demedi mi kandırıldık diye FETÖ ile mücadele sürecinde FETÖ'nün devlete hakim olma cumhuriyet değerleriyle kavgada, Türkiye Cumhuriyeti ile kavgasında bir şüphemiz var mı? Hiçbirimizin yok. Eksik kalmıştır. PKK ile mücadele ta 1979'dan 80'den başlayıp gelen bir süreçte bakın 2002 yılına geldiğimizde neredeyse şehit sayımızın sıfırlandığı bir noktada barış süreci denen bir noktaya girip birçok FETÖ döneminde yasamaya müdahaleleriyle algı operasyonlarıyla uygulanan yasalarla değişikliklerle PKK'nın yapılanmasına ve o Operasyonların sonra onlarca yüzlerce şehidimizin oluşmasına neden olan yapılanmasına süreç tanınmıştır. Dolayısıyla burada önemli olan şunu görmemiz lazım: Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bu devletin kuruluş değerleriyle ve cumhuriyetin ilkeleriyle mücadele ve kavgası olan bir takım gruplar sürekli yeşertilmiş ve bunun ilk tohumun atıldığı yerde ki Atatürkçülüğe asla örnek olmayacak 12 Eylül darbesidir. Ve bu darbeden sonra gelişen süreçten itibaren sürekli bakın Kılık Kıyafetin Darbeler Türkiye'de e, yayınladıkları bildirilerde Atatürk'e vurgu yapıyor sonra, çok ilginç. Bunu Atatürk'e karşı çıkması lazım. Niye çıkmıyorsunuz zaman? Bakın Nasıl? Kılık Kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğe neden olan üniversiteye kız öğrencilerin başörtülü girmesine dahi engel olan 1984 tarihli darbe yönetiminin etkisidir. <laughs> Bakın Türkiye'yi kaosa so soku, Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasını da, unutmayın ama. Anayasa Mahkemesi'ne verilen dilekçedeki imzasını unutmayın lütfen. Lütfen ve onu da söyleyin. Bugün, bugün, geldiğimiz, bugün geldiğimiz noktada biz Danıştay'ın yasama faaliyeti içerisinde her ne kadar yargı bağımsız olma, olmamasına rağmen aldığı kararı sanki hükümete karşı alınmış bir karar, sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı alınmış bir karar gibi tartışırsak hata yaparız. Bakın bu karar, bu yönetmelik hatalı bir şekilde ki ilgili Peki. bakanlar bunları övünerek bu kararları aldık diyorlar. Bu yönetmeliği andımızı ortadan kaldıran yapı bu hükümetin bakanlığı tarafındandır. Tekrar 2018'de yeni sisteme geçildiği iddia edilen 16 Nisan referandumundan sonraki Cumhurbaşkanlığı sisteminde 2018'de tekrar bu anlımızın uygulanması mümkünken uygulanmayan bu sistemdir. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün Danıştay'a yönelik atfı, Danıştay'a yönelik saldırısı yargı bağımsızlığına da gölge sağ, gölge getirecek bir durumdur. Gerçekleri, gerçek sorunu, gerçek odağı tespit etmezsek bu yanlış olur. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye'deki bir türlü bir araya gelemeyen en az %25-30 milliyetçi oyu gözetiyorsa, bu iradeyi yaşatmak istiyorsa bu ittifaktaki durumu ve bu ittifakın içerisinde mücadele etme yeteneğini bazen ön yargılarıyla kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıran odakları bertaraf edecek bir tutum içerisinde olması gerekir. Siz bunu yapmıyor iseniz, siz konuları başka alana taşıyorsanız siyasi partilerin bir takım alanlarda olduğu gibi bu temel değerlerle ilgili de siyaset yaptığını, güncel politika yaptığını görürsünüz. Bunu Peki. bertaraf etmemiz lazım. Peki Ömer Herkes, Bey şunu doğru mu anladık? Tari, yani bu yani, e, Danıştay'ın bir... kararından bağımsız olarak e, bir yönetmelikle tekrar andımızın okunması gündeme getirilebilir dediniz. Doğru mu anladık bunu? Tabii ki tabii ki bunu anladık ama biz neyi tartışmaya başladık? Yani işte bu e, etnik yapı anlamında işte Kürt kökenli, Çerkez kökenli bakın. Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da ilk mecliste, sonraki meclislerde kim etnik kökeni nedeniyle bu meclise gelemezsin dendi. Dolayısıyla gel bu geldiler de geldiler de nasıl gittiler? Bakın, bir, birinci meclisin tasfiyesinden bahsedilir o zaman. Hiç kimse Madem bir yere öyle gitmedi. Ömer Bey, Bakın, hiç kimse bir yere gitmedi. Hasan Bey, anlatırsınız anlatacaklarınızı. Merak etmeyin İki dakika, yok, dakika yok. sabredin. Bakın. Hayır hayır ben size soruyorum ya bir soru dakika soruyorum. Program yaptık. Bakın Buyurun. Bakın buyurun dinliyorum soru soruyorsanız. Buyurun lütfen. Tamam buyurun. ben diyorum ki evet kimseye diyorsunuz etnik kökeninden dolayı gelme denmedi geldiler. Ben diyorum ki birinci meclis nasıl tasfiye oldu onu da anlatır mısınız? Bakın birinci meclis tasfiye olmadı. Bu tamamen bir tarih çarptırması. Şimdi meclisin yenilenme süreci, savaş sürecindeki durum ve meclisin oluşmasında tekrar oluşması sürecinde de hiç kimse tasfiye edilmedi. Tekrar meclis oluşma şekliyle ilk oluştuğu kriterlerle yeniden oluştu. Şimdi burada birinci meclisle kavga ederek 2021 yılını örnekseyemezsiniz. Şimdi burada birinci meclis sürecinde başlayan ve hatta o meclis ki millet iradesiyle Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren bir meclis dolayısıyla Oraya bir takım yönlendirmeler yaparak Bugüne gelemezsiniz Şunu izah etmeniz lazım Ne oldu da bu ülkede Özellikle son 20-25 yıl 30 yıl içerisinde Milliyetçilik kavramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerinden Milliyetçilik kavramı nasıl bu hale geldi Nasıl yükselişte, uksal bir anlayışa geldi şu anda Nasıl Nasıl bek. kökenlerin Nasıl Nasıl kökenlerin değerlerin Kültürlerin korunmasından çıkıp ki birinci mecliste ittifakla hatta Sivas'ta ittifakla kültürlerin korunması, etnik yapının korunması ile ilgili kararlar olmasına rağmen nasıl bunlar çatışır hale geldi? Hatırlayın. Birileri çıktı dedi ki biz mozaiyiz. Hayır, biz mozaik değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Türk milletiyiz. Siz bir yere mozaik derseniz kültürleri yaşatmazsınız. Onların arasına çatlaklar koyarsınız. Lütfen koşsunuz. kimin söylediğini de söyler misiniz o cümleyi? Aynen. Aynen. Kim söylemişti o cümleyi? Anlamıyorum siz ne dediniz anlamadım. Kim o söylemişti kim o cümleyi, hatırlatır o mısınız diyor. Bu mozaik ifadesi. Ve kim itiraz etmişti? Bu hükümetin, bu hükümetin kendisini yanıttığı söylediği o terör örgütü cemaat tarafından söylenmiş. Yok, Bakın e, yani bu cümleyi eğer devlet devlet kuran Sakıp Sabancı rahmetli. Eğer, eğer, eğer e, e, eğer e lideri, rahmetli çok aynı anda konuşuyorsunuz de, bu sayede. Ne Hasan Bey sizi sonra dinleyelim Ömer Bey'i tamamlasın. Ben aynı anda konuşuyorum Şafak Buyurun buyurun sizi dinliyorum. Sizi dinliyoruz buyurun. İsterseniz ben bekleyebilirim. Yo yok sizi dinliyoruz Bakın, buyurun. Bakın eğer devlet yönetiyorsanız devlet eğitim kurumu değil. Gerekli donanımlarınızı elde ettikten, gerekli tecrübenizi elde ettikten ve gerekli rekabete hazır olduktan sonra o koltuğa gelirsiniz. Ve o koltuğa geldikten sonra bu donanımlarınızda eksiklik görürseniz dersiniz ki ben istifa ediyorum. Peki. Şimdi siz hep sürekli terör örgütleri tarafları tarafından yanıltılıp hala iktidarı yürütme çabasında kalıyorsunuz. Bakın bugün geldiğimiz noktada tartıştığımız konu yine hükümetin yanıltıldığı dönemindeki ortağı Selahattin Demirtaş'ın arkasında kalmaları durumudur. Bunu görmek zorundayız. Eğer o tarihte andımız konusundaki emsal konuştuğumuz nokta bu olduğu için gerekli itirazlar dinlenseydi gerekli milli eğitimdeki değişiklikler yapılırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kavga etmek yerine bir takım sübniminal arka düşünceleri hayata geçirmek çalışması yerine milli değerlerle eğitim yapısı olsaydı Peki, bir noktaya gelmezdik. Anlaşıldı. Birkaç... O nedenle bakın bu hata 2006 yılında da yapıldı. Danıştay'ın aldığı bir kararla hedef gösterilmesi neticesinde Danıştay'da suikast oldu. Bir danıştay üyemiz şehit oldu. Bakın yargıyı emsa, şey, hedef göstererek, yargı bunu yapmış gibi göstererek bunun altından kalkamazsınız. Bakın ben burada hükümetten daha çok Cumhur İttifakı'nın temel ortaklarından MHP'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Rica ediyorum. Bakın burada doğru hedefi göstermek zorundasınız. Tamam anlaşıldı. Yönetmeliği, Siz güzel, Danıştay'ın eleştirilere haksız olduğunu ifade ediyorsunuz. Orta olmak durumundan Danıştay milli değerlere dönmek konuştumda. zorundasınız. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi Terim bakın izledim. kaç şeyi düzeltmeme bir Hanım, şey, Eleştiri istemiyorum ama biraz evvel 97 dakikanın içerisinde susup hiç konuşmadım. Toplam 11 dakika konuştum. Tamam sizi dinledik. Dakika. Tamamlamadınız Orada, mı? Ben tamamladığınızı oranı düşündüm Sayın Avşar. Tamam. Yani çünkü yine tekrar peki, söylediğinizi söylediydiniz söylüyorsunuz o yüzden tamamladığınızı düşündüm, düşündüm tamam, ben. De. Peki, Buyurun. Peki. Buyurun Aslı. Tamam peki. Buyurun. Hasan. Tamam. Peki.